2004 yılı dünyada ülkemizin yeniden keşfedildiği ve nispeten toparlanan ekonomiyle birlikte yabancı grupların Türkiye turneleriyle tanıştırıldığımız bir yıl olarak hatırda kalacaktı. Irak Savaşı'nda Saddam'ın yakalanmasıyla yeni bir viraja girildi ve Orta Doğu'da bir türlü dağıtılamayan kartların yeniden dağıtılması söz konusu oldu. Türkiye ise yerel seçimlere hazırlanıyordu ki daha seçimler yapılmadan kazanan belli gibiydi. Yaklaşık 500 bin kişi AKP'den aday adayı olarak partiye 75 trilyon para getirdi. Partisine karşı oluşan bu talep Erdoğan'ı fazlasıyla rahatsız etmişti ki seçimlerden sonra "Etrafımız dalkavuklarla doldu, bunları biz biliriz ve uzaklaştırırız" şeklinde bir açıklamada bulundu. Cem Uzan, yerel seçimlerden önce "Tayyip Erdoğan'ı ben indireceğim, halk ya AKP Türkiye'sini ya da Cumhuriyet Türkiye'sini seçecek" dedikten sonra sanki düğmeye basılmış gibi Uzan grubuna operasyon başladı. "Sen ne biçim bir Müslümansın be adam? Müslüman haram yemez, haram yemez. Sen Allahsız olmuşsun. Allahsız herif." Cem Uzan'ın mitingindeki sözlerine dava açıldı ve 8 ay hapse mahkum edildi. Sanayileşmiş 7 ülke ve Rusya'dan oluşan G8 zirvesine Türkiye ilk defa dahil edildi. Putin, "Çokça çaba harcıyorsunuz, AB olmazsa bize gelin" mesajları verdi. Şüphesiz 2004 yılı siyasette kadınların devrimiydi. Yıllar sonra gizli oylama sonucu anayasanın 10. maddesine "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" hükmü eklendi. 2004 yılına damgasını İbrahim Tatlıses ve Asena ilişkisi vurdu. Asena basın toplantısıyla Tatlıses'le olan ilişkisini bitirdiğini açıkladı ama Tatlıses "Asena benim kedimdir" açıklaması yaptı. Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna da "bazı kediler uğursuzdur" çıkışıyla polemiğe dahil oluyordu. Tatlıses hayatına giren kadınları yaylım ateşine tutarak Derya Tuna'ya "Tatlıses'in kadını olmayı öğrenemedi, Asena'ya çok gereksiz konuşuyor, sabrım tükenmek üzere" ve Perihan Savaş'a ise "hiç sevmiyorum ama kızımın annesi" dedi. Ayşe Hatun Önal'sa podyumlardan şarkıcılığa giden kervana yeni katılmıştı ve içinde "ayılık var senin hamurunda" sözleri geçen "Çeksene Elini" isimli şarkısının klibini yayınladıktan 3 gün sonra eski erkek arkadaşı Erdal Acar'ın kar maskeli adamları tarafından kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Avukat Fethi Pekin o sene evlendiği Hande Ateiz'ine evlilik sözleşmesi imzalattı ve evlilikleri sözleşmedeki bazı maddelerden dolayı 24 saat içinde sona erdi. Bir gecelik bir evlilik olmak durumunda kaldı. Ertesi gün mü boşandın sen? O gece boşanma kararı aldım. 2004 yılında müzik denince akıllara reyting rekorları kıran Popstar yarışması geliyordu. Popstar yarışması o dönem Abidin, Bayhan, Firdevs gibi birçok karakterle en çok izlenilen müzik yarışmalarından biriydi. Başbakan Erdoğan'a bile favorisi soruldu, "bizim evde Bayhan favoridir" yanıtını verdi. Yarışmanın kazananı Abidin olsa da Popstar'dan bugünlerde bile hatırlanan tek isim Bayhan oldu. Öyle arada bir bakma içimdi ya. Şakşuka şarkısı ve dansıyla roman müziğinin yeni ismi Tarık Mengüç, medyada kendisini romanların başbakanı olarak tanıttı. Yılın en iyi grubu hafızalardan silinmeyecek Cambaz ve Bir Derdim Var isimli şarkılara imzasını atan Mor ve Ötesi oldu. Yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı ise Zalim adlı şarkısıyla rüzgarlar estiren Yalın oldu. Ama onun en büyük sorunu "ilk çıktığım zamanlarda beni kadın sandılar" oldu. Yılın en çok satan albümü ise Çakra'ydı. Gülşen Of Of, Nazan Öncel Hay Hay, İbrahim Tatlıses de "Aramam" diyordu. Manga "Bir Kadın Çizeceksin" klibiyle bizlere "Oha, Californication" gibi dedirtti. Yıla damga vuran bir diğer isim de Rafet El Roman oldu. Tuğba Altıntop'la yaşadığı sorunlu boşanmanın ardından iki kızını alıp Almanya'ya giden Rafet El Roman, "Yalancı Şahidim" isimli şarkısıyla haftalarca bir numarada kaldı. Bir diğer ayrılık ilhamlı albümde Demet Akalın'ın eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a göndermelerde bulunduğu sene sonunda çıkan "Bana Ne" albümüydü. İsmail YK'dan Şapur Şupur, Kıraç'tan Razıysan Gel, Hande Yener'den Kırmızı, Mustafa Sandal'dan İsyankar ve O Gün Sanlısoy'dan Saydım şarkılarıyla müzik adına dolu dolu bir yıl geçirdik. Bu dönem Show TV yapımcılarının elinden çıkan biraz daha sansasyonel, biraz daha kavgaya, tartışmaya ve dolayısıyla reytinge sürükleyecek bir dönemin kapısını açan "Gelinim Olur Musun" isimli evlendirme programı başladı. 5 kaynana adayı, oğulları ve kendilerini beğendirmeye çalışan neredeyse hepsinin Norveçliymiş gibi sarışın olduğu en iyi gelin prototipinin kararını vermeye çalışan bir programdı. Daldan Dala Semra ve oğlu Ata, Caner ve Tülin aşkı derken ülke olarak "Gelinim Olur Musun" programına kilitlendik. Yapamazsın benim oğluma sen! Bir şey yapmadım! Rap 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 rap! Uy!
televizyon tarihimizin en ilginç olayları arasında yer alan ve inandırıcılığıyla gerçek reyting olarak adlandırabileceğimiz türden bir olay da Kurtlar Vadisi cephesinde yaşanıyordu. Dizi karakterlerinden mafya babası Süleyman Çakır 43. bölümde vurulup 45. bölümde ölünce halk Çakır'a cenaze namazı kılarak ve mevlüt okutarak hem karakteri hem de diziyi tarihe geçirdi. Çakır öldü Memati. Kadın komedyen açlığının çekildiği bir dönemde daha önce Gag isimli televizyon şovundan hatırladığımız Gülse Birsel'in adını Avrupa Yakası isimli bu yeni dizide tekrar duyduk. Ayrıca uzun yıllar geçse de hala internette kepsleri dolaşan Cennet Mahallesi de ilk kez bu sene yayınlandı. İçerisinde bütün komedi klişelerini barındıran Cennet Mahallesi aynı esprileri tekrar tekrar önümüze koyarak 4 sezon boyunca devam edecekti. Canım sağ olun, lan ne kadar incedir ha. Aç bakalım, hediyeni beğenecek misin? Aç aç. Aç Yılın en iyi drama dizisi de Çağan Irmak'ın yönettiği 70'lerin siyasi olaylarını konu alan Çemberimde Güloya dizisi oldu. Hollywood'da Shrek 2, Örümcek Adam 2, Harry Potter, Azkaban Tutsağı gibi devam filmlerinin gişe rekorları kırdığı 2004 yılında ülkemiz adına adeta bir sinema şöleni yaşandı. Bu yüzden bu bölümde 4 başarılı yapımımızı ele alacağız. Birinci filmimiz dönemin en çok izlenen filmi Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele Tuğba filmiydi. 1980 yılının Hakkari'sini ve dönemin olaylarını esprili bir dille seyirciye aktaran filmin müziklerini Kardeş Türküler yaptı. Finalde de bir Sezen Aksu şarkısı dinledik. Tüm bu güzelliklerin arkasından 3 milyon 800 bin kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenilen filmi oldu. Sen ne havalı şeysin lan, Cosby Show. Amerikalıların bir lafı vardı, bildin mi? Nedir o? Fuck you! İkinci filmimizde Cem Yılmaz'ın 2002 yılında çekimlerine başlayıp 2004'te anca çıkarabildiği Gora filmi tabii ki. Cem Yılmaz film için Star grubuyla anlaştı ama Uzan grubuna uygulanan tedbir nedeniyle gösterime giremedi. Film için Kültür Bakanı Erkan Mumcu'dan destek isteği sonuçsuz kalan Yılmaz'ın yardımına Devlet Bakanı Abdülatif Şener koştu. Yılan hikayesine dönen film için TMSF desteği sağladı ve eksiklikleri giderildi. Şener'in merak ettiği şey Gora'nın açılımı oldu ve güzel olmazsa reaksiyon almaz cevabını aldıktan sonra derin bir oh çekmiştir herhalde. Merakla beklenen film vizyona girdi ve 17 günde 3 milyon 50 bin izlenerek Türkiye sinema tarihinde en çok izlenen ikinci film oldu. 2004 yılında çıkan bir diğer başarılı yapımda Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Cem Özer ve Özcan Deniz gibi isimler barındıran Neredesin Firuze filmiydi. Efsane film müziğiyle hitler arasına giren filmde 5 kaybeden adamın hikayesini, müziğin ve ünlü olma kavramının ülkede geldiği noktayı da göstererek o güne kadar alışılmamış bir sinema diliyle anlattı. Yılın diğer bir büyük sinema olayı ise Fatih Akın'ın Duvara Karşı filminin Berlin Film Festivali'nde kazandığı Altın Ayı ödülü oldu. Bu başarının önüne daha ne geçebilir diye düşünürken oyuncu kadrosunda yer alan Sibel Kekilli'nin porno yıldızı olduğu anlaşıldı. Kekilli o kadar tehdit almış ki Türkiye'deyken koruma tutup otelden dışarıya adım bile atmamış. Ayşe Arman'a verdiği röportajda en çok ailemi utandırdığım için üzgünüm, beni kredi borcu pornocu yaptı açıklamalarında bulundu. 2004 yılı spor bakımından değerlendirildiğinde underrated kalan takımların başarı yakaladığı nadir yıllardan birisi oldu. Portekiz'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bütün otoriteleri yanıltarak finale yükselen Yunanistan, ev sahibi Portekiz'i 1-0 yenerek sürpriz bir şekilde şampiyon oldu. Ligde ise 15. şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, 3. yıldızı armasına taktı. Dünyanın konuştuğu adam Semih Saygıner, bu yıl hak ettiği dünyanın en iyi bilardocusu unvanına layık görüldü. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Elvan ABLGS Golden League yarışmalarında bayanlar 5000 metrede birinci olurken dünya rekoru derecesine de ulaştı ve Türkiye'ye ilk dünya rekorunu getirerek birincilik kürsüsüne çıktı. Teknoloji çılgınlığı yaşayan ülkemiz durdurak bilmiyor ve Cumhuriyet'le yaşıt yasaların henüz yeni kavuştuğumuz kablosuz interneti mahkemeye vermesiyle teknolojik refaha dibine kadar yaşıyorduk. İstiklal Caddesi henüz bir yıl önce kablosuz internetle tanıştı ve Paris, Amsterdam gibi bu hizmeti veren şehirlerden üçüncüsü oldu. Gel gelelim telsiz telefon kanunu bu hizmeti sağlayan Koçnet ve İGDAŞ'ı mahkemeye verince bütün alet edevata el koyuldu. 2004 yılında Facebook yeni çıkmıştı ama sadece üniversite öğrencilerine hizmet ediyordu ve Facebook'un yokluğunda ülkemizin çöp çatanlığını o sene çıkan Yonca.com yapıyordu. Skype'ın temelleri atıldı ve Motorola efsane modeli Razr'ı çıkarttı. Blogging kelimesi 2004 yılının kelimesi seçildi. Ülkemizde de bu sene iddia ile bahis çılgınlığı başladı ve o sene okul sıralarının altında iddia bültenleri eksik olmuyordu.
Oyun dünyası bu sene önceki oyunlardan farklı olarak karakterimizin saçını kestirip dövme yaptırabildiğimiz GTA San Andreas'la tanıştı. FIFA 2004 artık tat vermemeye başladı ve bu yüzden PES3'e geçiş yaptık. Need for Speed Underground 2'de Bayview şehrinde gezip 3 gurbetçi yazılımcının yaptığı Far Cry oyunuyla göğsümüzü kabarttık. İnternet kafelerin vazgeçilmezi Metin 2 ile bu dönem tanıştık. Yeterince bol vaktiniz varsa ve psikopatsanız ve 10-12 yaşlarındaysanız günde 7 saatinizi hiç düşünmeden harcayabileceğiniz bir oyundu. Bu videoda bahsetmeyi unuttuğumuz detaylar varsa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Daha fazla kaliteli içerik için Ebabil Tube kanalına abone olmayı unutmayın.